Selamet'ten merhaba. Diyarbakır cezaevi, dünyanın işkenceleriyle bilinen en ünlü cezaevlerinden biri. Cezaevi öncesinde 12 Eylül ve 12 Eylül'e gelinen koşullar, daha sonrasında giderek kitleselleşen, büyüyen bir devasa mücadele. Tüm bunları dönemin tanıklarıyla konuştuk, dönemi cezaevinde yaşayanlarla irdeledik. Diyarbakır cezaevi bildiğimiz gibi dünyanın en kötü cezaevi seçildi yani. Dünyada yapılmayan bütün en kötü, en ağır işkencelerin en büyük çoğunluğu Diyarbakır cezaevinde yapıldı. Yaşamımızın her dakikası, orada geçen her dakika işkence üzerine kuruluydu. Biz gençimiz hep okurduk işte Saigon zindanları falan, böyle bir şey mümkün mü diye düşündük, hayal bile edemezdik. Oysa Diyarbakır'a düştüğümüzde bizdekinin oradan çok daha farklı olduğunu gördük. O dönemde bir sürü cezaevi metrisler vardı, mamaklar vardı. Evet, orada da yapıldı ama Diyarbakır cezaevindekilerden çok farklı. Günde kaç kere Türk'ün doğrumu okuyorduk. Anlatılmaz yaşanır. Gerçekten anlatmaya şeyimiz yetmiyor. 70'lerin ortasından itibaren örgütlenen ve giderek büyüyen Kürt hareketleri. Ama bunların önemli bir çoğunluğu 12 Eylül'ü tahmin etmelerine rağmen hazırlıksız yakalandılar. Peki o dönemde koşullar neydi? Daha sonrasında Diyarbakır cezaevinde ağır işkence altında kalanlar 12 Eylül'e gelinen koşulları yorumladılar. 80 öncesi zaten diyebiliriz ki yani Kürt siyasal hareketleri, Kürt hareketleri 68 kuşağından etkilenmiştir yani. Ve siyasetlerin yani 75-76 gibi yani o bölgeye Ankara'dan diyelim ki hareketlerin liderleri gelmeye başladı ve bir örgütlenme başladı. 12 Mart'tan sonra Türkiye'de bir sol hareket gelişi, bu sol hareketin yansıması Diyarbakır'a da geldi. O zaman yani 72-73'lerde Diyarbakır'da bir sol kültür vardı. Gruplaşma, herhangi bir örgütlenme falan yoktu. Şey, o zaman hatta gençlerin çoğu CHP'deydi. Gerçek CHP'de işte solcular vardı. Diyarbakır'da MHP vardı. MHP'lerle kavgalar vardı. Fakat Özgür Görü dergisinin çıkması, Dede Kadeller'in gelmesi, Rızgari hareketinin gelmesi Kürtler'de 75'ten sonra bir şekillenme başladı. İnsanlar da kendilerine göre bir tercih yaptılar. Artık Diyarbakır'da işte iki temel güç vardı. Bir Özgürlük Yolu vardı. Hatta Diyarbakır Belediyesi'ni bağımsız meclisane desteklediği için Özgürlük Yolu Belediye'yi aldı. Diğer Dede Kadeller diye bir örgüt vardı. Rızgariler gençlik düzeyinde örgütlenmeye başladı. Gençlik dernekleri kuruldu. Halkımızı seviyorduk. Halkımıza karşı bir sorumluluk hissediyorduk. O sorumluluk içerisinde aynı şeye mücadelemize de aynı şekilde sarılıyorduk. Bir yandan dünyanın başka yerlerinde ulusal kurtuluş hareketleri, devrimci direniş hareketleri yükselirken bir başka yerlerde de direniş hareketlerini, devrimci mücadeleleri, yeni yeni şekillenen bağımsızlık hareketlerini bastırma yönünde yoğun bir çaba vardı. Kürsan'daki gelişme ciddi anlamda devlette bir korku, bir panik havası yarattı. Çünkü bugüne kadar olan Kürt isyanları içerisinde böylesine ulusal çaplı bir hareket ilk defa oluyordu. Bunu önlemenin yolu olarak da böyle bir yola başvurmayı uygun gördüler. Daha sonra insanlar birbirlerinden ayrılmaya başladılar. Artık eski dostlar, arkadaşlar tercihlerini yaptılar. Hatta küsler başladı, kavgalar başladı. Böyle bir durum vardı ve ayrı örgütlenme fikri, Kürtistan'ın sömürge oluşu, ayrı örgütlenme fikri Kürtler arasında geçerli kazandı. Yani herkes kendi egemenlik alanını korumanın, hatta başka siyasal hareketlerin egemenlik alanlarını zapt etmenin peşindeydi maalesef. Yani işte ülkeye faşizm gelmiş, bir araya gelelim,
buna karşı birlikte mücadele yöntemlerini geliştirelim diye bir akıl yoktu doğrusu. Hatta işte bizim en son yakalandığımız operasyon da kendi iç çatışmalarımızdan. 12 Eylül benim Mardin'de yakaladı ilk önce 80'de. Gözaltına alındım. Bir ay kaldım. Hem de benim okuduğum okulun karşı tarafında, yolun karşı tarafında ortadan bir yol geçiyordu, Kızıltepe yolu. O Tugay vardı. O Tugay'da bir ay kaldım. Lise 2 öğrencisiydim yakalandığımda. 12 Eylül'den 8 gün sonra tutuklandım. Tabii o dönemde çok önemli yükselen bir Kürt Ulusal Hareketi vardı. 12 Eylül'ü ben Diyarbakır Beşinoğlu'da karşıladım. Öğlendi, tam ziyaret günümüzdü o gün. Görüş günümüzdü. Ama cezaevinde dehşet bir sessizlik vardı. Gözümüzü açtığımızda gündüz 11-12 idi ve o saate kadar uyuduğumuza da şaştık. Yani kim akıl ettiyse radyoyu açtığımızda işte Hasan Mutlucan'ın sesiyle gözlerimizi açtık. Kahramanlık türküleri, yine de şahlanıyor aman. TKP Milletiko Partizan, Kava, Dedekade, Daşkade, Kuk gibi hareketlerin bütün sempatizanlarını, yöneticilerini Diyarbakır Beşinoğlu zindanında toplayarak büyük bir imha politikasıyla karşı karşıya bıraktılar bizi. Faşist junta gelebilir. Yani bu junta geldiği zaman dehşet kıyımlara girebilir. Ama cezaevinde hazırlıksızdık biz buna. Yani junta geldiği zaman ne yapabilirdik, ne edebilirdik bilmiyorduk. İşin gerçeği bu. Bilmediğimiz için de nasıl tavır takınacağımızı da bilmiyorduk. Nasıl haberleşeceğimizi de bilmiyorduk. Yani diğer koğuşlarla, arkadaşlarla hiçbir irtibatımız da yok. 12 Eylül'den 18 gün sonra mahkemem vardı. Yani 30 Eylül'deki mahkemede bizi hakim heyeti tahliye etti. Niçin tahliye ettiğini anlayamadık. Zaten darbe olmuştu. Biz artık umudumuzu kesmiştik. Ama hakimin bir söylediği vardı bize, işte hadi çocuklar sizi tahliye ettim, eksik kalan birkaç yer var, gidip bombalayın ama sizi bir daha buraya getirmezler dediler. Ve öylece tahliye olduk. Ben sahte kimlikle yakalanmıştım. Kimliğim olmadığı için cezaevinden çıktığımda annemi Urfa'dan çağırdım. Onunla birlikte geri döndüğümüzde bir gün sonra arkadaşları davet ettiğinde ne oturuyorsun burada, sen aranıyorsun, git saklan dediler bana bir gün sonra. Olay böyle gelişti. 3 ay saklanabildim. Sonra kaldığım yer tekrar basıldı. Alıp götürdüklerinde benim Beşnolu'ya. Beşnolu benim çıktığım Beşnolu değildi artık. Ağır işkenceler altında kaldılar. Tüm benliklerini unutmalarını istediler. Buna rağmen onlar direndiler. Diyarbakır cezaevinde 1980'den sonra o ağır koşullarda yaşayanlar yaşadıklarını, direnişlerini, mücadelelerini bizlerle paylaştılar. Cezaevi 24 saati kişilikleştirme, irademizi yok etmek üzere kurulmuş ve 24 saati işkenceye programlanmış. Yani nasıl 24 saat diyeceksin? Çünkü uykuda bile esas duruşta uyuma zorunluluğu vardı. Diyarbakır'ın o sıcağında pencereler tümüyle kapalıydı. Camlar bile Türk bayrağıyla boyanmış. Yani dışarıyı görmemiz, gökyüzünü görmemiz kesinlikle mümkün değildi. Esas duruşta uzanıp battaniyeyi burnumuza kadar çekme zorunluluğumuz vardı. 6-7 takadan sürekli bizi gözetleyip işte esas duruşunu bozdun, vay burnunu kaşıdın, şu bu. Dayak sebebi, işkence sebebi sayılıyordu. İçeri girer girmez inanamadım gözlerime. Yani böyle askerler üşüttü üstümüze. Şaşırdım, aptallaştım, nereye düştüm diye. Sonra biraz kendime gelince işte klasik, herkese sorarlar banyolu oda mı istersin, işte televizyonlu oda mı? Çok söylenmesine rağmen ben o dönem kendi kendime irdelemeye çalıştım. Ya televizyonsuz sıkılırım ama banyoda bitlenirim diye düşündüm. Banyolu oda istedim tabii. Banyolu oda dedikleri işte bir hücre, içi sidiklerle dolu. Neredeyse bacanın yarısına kadar gelen bir hücreydi. Orada ilk 10 gün falan tutuyorlardı. Orada uygulanan çok sistemli olarak Kürt halkının yok edilmesi ve öncülüğünü yapan aydınların, devrimcilerin kişilikselleştirip
insan işe çıkamayacak hale getirilmesi planlandı. Ben gittiğimde beni hücreye attılar. Hücrede biz 11-12 kişi kalıyorduk. Bir kişinin olabileceği hücrede 11-12 kişi kalıyorduk ve sırayla oturuyorduk. Tek tuvalet vardı. Ve sanırım 14-15 gün kadar orada kaldıktan sonra bizi koğuşa aldılar. Koğuşa aldıklarında kısa bir süre sonra Esat Oktay Yıldıran geldi ve Mevlüt Başçavuş yok olmuştu artık. Belki yediremiyordu bu kadar işte ufak tefek kadınların bu kadar dayağı, sindirmeleri, işte buna rağmen hala ayakta olmalarına. Yani tuhaflık vardı tabii, adam keyifle gelirdi, bakıyordun böyle oynaya zıpla içeri geliyordu. Korkunç böyle işkenceye meyilliydi ve kadınları da dövmekten büyük zevk alıyordu diye düşünüyorum. Yani hücrede kaldığımız dönemde bile o gelip yönetiyordu o dayağı, o söylemleri. İşte hakaret ediyordu bize. İşte terörist olduğumuzu, hepimizin işte çirkin olduğumuzu, hepimizin kandırıldığını, işte bunları bize koz olarak kullanıyordu. Yani onu ömrüm boyunca unutmadım. Ben birçok şeyi unuttum ama Esat şu anda yüzü hala gözümün önünde. Tabii buradaki yapılan işkencelerde diğer ülkelerden farklı olarak daha ırkçı bir karakteri vardı yani. Yani oradaki amaç Kürdistan'daki gelişen hareketleri tümden ezmek üzerine kurgulanmıştı. Dünyanın en ağır işkenceleri orada yapıldı ve bu yapıldığı zaman da hiçbir ayrım, hiçbir grup falan gözetilmedi yani. Bütün örgütlerin üzerine gidildi, bütün örgütler teslim alınmaya çalışıldı. 16 yaşındaydım. Tabii bir müddet sonra Esat Oktay çocuk koğuşu oluşturdu cezaevinde. Çok ciddi bir şekilde Türk-İslam senteziyle işkenceler yapılarak, maddi manevi işkenceler yapılarak Esat Oktay'ın denetiminde o dönemde 13 yaşla 16 yaş arasındaki bütün Kürt gençlik hareketinin oraya düşen sayısı yaklaşık 200 tane, 250 tane değişen sayıdaki tutsakları İslamileştirme adı altında işkenceyle zorla büyük bir şekilde dini empoze ile namaz, zorla namaz kıldırma, oruç tutturma, işte yapmayanları dışlama, yıllarca onunla konuşmama, tecrit etme gibi ve 55 tane ırkçı marşı da beraberinde ezberletme gibi. Ben oradan pist amel şeyiyle, sancısıyla hastaneye gittim. Ameliyat oldum. Bir 20 gün kaldım. Koğuşa döndüm. Sonra çok erken menopoza girdim. Cezaevinden 5 yıl sonra. Yıllar sonra, işte 20-30 yıl sonra ben İstanbul Çapa'da ameliyat olduğumda kis ameliyatı değil aslında yumurtalığımın alındığını öğrendim. Ki bunu tabii ispat da edemezsin. O ayrı bir konu. Ve neden erken menopoza girdiğimi de orada öğrendim. Bir gün koğuşa sayım düzeni al dediler. Biz sayım düzeni aldık. Esat Oktay Yıldıran önde, arkasında 9-10 tane izbandot gibi asker kılıklılar, ellerinde kalaslar, 3 tane isim okudular. Hasan Çakır, Celal Türkmenoğlu ve Ali Sarıbal. Celal Türkmenoğlu mahkemede olduğu için sıyırmıştı. Hasan'la şeyi ortaya aldılar. Biz esas duruşta bekliyoruz. Ve kalaslarla bunları acayip şekilde dövmeye başladılar ki ben o kadar ki baktığımda Ali Sarıbal ayakları yerden kesilmiş, her tarafı mosmor olmuş şekilde düştü. Tekrar kalktı o, Hasan düştü. Hasan bayıldığı için kalkamadı. Ondan vazgeçtiler. Hasan Ali Sarıbal'ın üzerine tekrar gidip kalaslarla tekrar dövdüler. Ve bırakıp çıktıklarında Ali Sarıbal'ı yatağa götürdüğümüzde boğazından hırıltılar geliyordu. Ten rengi kalmamıştı. Her tarafı mosmordu. Ve biz öleceğini anlamıştık. Zaten içeride doktor arkadaşımız vardı. O zaman tıpta okuyan Sinan Olcay diye bir arkadaşımız vardı. O arkadaşlar kapıyı vuralım bunu götürsünler ölmek üzere. Hiçbir hareket yoktu. Ağzını açamıyorduk. Pamukla süt falan vermeye çalıştık. Su vermeye çalıştık. Olmadı. Askerler götürdü. Götürdükten sonra bir süre sonra biz öldüğünü öğrendik. Ali Sıbar'ın. Yani
çıkarıldıktan sonra öldüğünü öğrendik. Bizde öyle bir direnme fikri yoktu. Bizde bir direnme fikri yoktu. Yüzbaşı geldi koğuşa dedi ya işte bunlar apocular, apocuların hepsi idam olacaklar direnme mirenmede. Önce bize şey der ya bir el uzatın, kol uzatın. Yani basit basit şeyler geldi bize. Orada Medizan'a bir şey söyledi. Bizim koğuştan aldılar yani direnebilecek insanları biz koğuşlardan aldılar. Medizan'a dedi oğlum bak sizi kandırmasınlar. Elinizi verseniz kolunuz gider. Tabii biz o zamanki şartlarda bunu düşünemedik. Eli verdiğin zaman kolun gider. İlk başta çok basit başladı. Ya şey sıraya geçin görüşmeye giderken. Mehdi abi dedi ki ya bunlar hiçbirisine uymayın. Ama biz uyduk. Biz uyduk onu. Bir baktık ki ondan sonra artık evet Mehdizan'a haklı çıktı. Eli verdiğimiz zaman kol gitmiş, gövde gitmiş. Şu sefer işte eğitim başladı, maçlar başladı, dayaklar başladı. Direnmeyi kırdılar. İlk yaptıkları iş koğuşlarda yani o kendi tespitlerine göre direnmeyi örgütleyebilecek insanların hücreleri aldılar. Konsumatris bir kadını getirmiştiler. Daha doğrusu kavram olarak bilemiyorum. Seks işçisi miydi, onunla mı yargılanıyordu? Hasbelkader getirilmişti. O bile aynı işkencelerden nasibini aldı. Biz bazen onu uyarıyorduk. Hani askerler gelip gidiyor işte şey anlamında davranışlarına dikkat etmesi için. Kadın bize kızıyordu. Lan ben İtoğlu İt Mektebi'nden mezunum. Bana akıl vermeyen yani bize siz okumuş insanlarsınız. Ki dediği doğru. Kadının haşat ettiler. Sonra hep onu da merak ederim. Acaba nerede, ne yapıyor? Ya da böyle bir dünyaya girdiğine herhalde şaşırdı. Biz yine hazırlıklıydık. Yani sol kültürden gidiyoruz, işte işkenceleri biliyoruz, direneceğiz biliyoruz ama öyle değildi tabii. Yani 12 Eylül siyasi, yolda gideni, hiç haberi olmayanı, Türkçe bilmeyeni hepsini bir potada eritti. Halen de unutamadığım bende psikolojik bir etki yaratan susuzluk. Çok susuz bıraktılar bizi. Günlerce artık böyle neredeyse ölüm haline geliyorduk. Öyle su veriyorlardı. Su verirken de şartlar ileri sürüyorlardı sürekli. İşte namaz kılmayana su yok. İşte bilmem marşları düzgün söylemeyene su yok gibi. İşkenceci gardiyanımız vardı işte. Yani işkence yöntemleri deniyordu üzerimizde. Yani ağzını aç diyordu. O küçük dilimize böyle jopla vuruyordu. Küçük dilimize. Yani düşün böyle bir şey insan yıllarca düşünse insanın aklına gelmez. Yani bunlar hep böyle unutamadığımız şeyler. Bir kaltedire vardı, hakarlı bir kadın. Türkçe bilmiyordu. Bize getirdiler, dediler sabaha kadar buna Türkçe öğreteceksiniz. Yani bilime de aykırıydı. Bir iki kelime kızlar öğretti sabaha kadar. Tabii yine dayaktan kurtulamadık, yine hücreden kurtulamadık. Çünkü kadın bir Türkçe, bir Kürtçe. İşte valla komutan, Türkime... Böyle deyince insanın içi gidiyordu. 12 Eylül 1980 bizim için neydi? Bir milat mıydı? Ama şu bir gerçek. Bizim için gerçekten. Yani özellikle Kürdistan genelde ise Türkiye devrimci hareketi için bir kara gündü. Yenilgimizin başlangıcıydı. Alabildiğine. Üçüncü, dördüncü gün Ayhan Uzala'yla aynı koğuştaydık. Mesela Ayhan Uzala ilk olarak Ayhan Uzala çağrıldı. Sonra ben çağrıldım. Askerler tarafından sıkıştırıldım. Dayak yemedim ama Ayhan Uzala'yı dövmüşlerdi. Beni çağırdılar. Askerleri tanıyordum. Yani isimlerini falan bildiğim için çağıran askerler beni sıkıştırdılar, şey yaptılar ama dövmeye cesaret edemediler. Zaten 1 Ekim gibi tahliye olduk biz. 1980'de 1 Ekim gibi tahliye olduk. 29 Ekim'de bir daha tutuklandık. Öyle bir şanssızlığımız oldu tekrardan. Bana diyorlar ki biz işkenceyle herkesi konuşturduk. Bizim dağ gibi insanlar, kendine adam diyen adamlar, erkek gibi erkekler dayanamadı tezgahımıza. Sen de muhakkak tezgaha geleceksin. Bilmesen bile bilmediğin şeyleri bizim istediğimiz gibi konuşacaksın, söyleyeceksin, öteceksin diyorlar. Bu durum karşısında ben de hayır dedim. Hiç bilmediğim şeyleri kimse bana söylemez, söyletemez. İstiyorsanız öldürürsünüz. Tacizle, tecavüzle, kadınlığımla, bedenimle ilgili, küfürlerle, her şeyle psikolojik olarak. Ki kadınların 12 Eylül dönemindeki en bariz şeyi cinsiyet yönlü saldırılardı. En bariz işkence türü. Yani
falakaya, tekme tokata, şeye bir tür bir şekil dayanabiliyorsunuz ama psikolojik olarak cinsiyetinize yönelik küfürler edildiğinde, saldırıldığında, tehdit edildiğinizde, tacize veya tecavüze uğrayacağını söylendiğinde onun etkisi çok daha ağır oluyor. Hatırlıyorum ben de Sakine koğuştayken, Sakine yapılanlarda Sakine slogan atarak direniyordu, ben alıyordum. Ama sonuçta ikimiz de direniyorduk diye düşünüyorum ben. Tarz mıdır ya da duygusallık mıdır? Hep bunu yıllarca sordum kendime. Ya ben niye slogan atmıyordum? Sonra düşünüyordum ya sen de direndin, sen de idarenin adamı olmadın. Sonuçta koğuşu ele vermedin. Onun tarzı öyleydi, benimki böyleydi. Kimsenin haberi yoktu öyle koğuş olarak. Her koğuş münferit olarak kendi dayağını yiyordu, kendi eğitimini yapıyordu, kendi baskısını görüyordu. Ama Hayri Durmuş'un mahkeme açıklaması bütün cezaevine yayıldı. Bütün cezaevine yayıldı ve 5 Eylül direnişinde biz mahkemede yedik. 5 Eylül direnişi olduğu gibi biz mahkemede geldik, sloganlar atılıyor. O direnişçiler cezaevinde insanların hasiyet mücadelesi oldu artık. Hasiyet ve şeref mücadelesi oldu. O anlamda Hayrigil'in direnişe girmesi cezaevine geldi ve 5 Eylül'de de işte sloganlarla başlayan şey artık geriye dönüşü olmayan bir şeydi. Bir yaşlı amca vardı, biz tabii o zaman 20'li yaşlardayız. Şeydi ya biz niye ölmüyoruz? O da şey diyordu, Azrail buraya girmeye korkuyor. Yani onun için bizim canımızı kim alacak? O buraya giremediği için. Yani buraya girmeye korkuyor. Bu nedenle ölmüyoruz. Yani ölmesini bilmiyorduk. Ta ki Mazlum Doğan 21 Mart'ta 3 kibrit çöpüyle bize direnişin yolunu göstermesine kadar. معظم مهسیو مکمو ایدوی جران و زیدانان داوی برادر اجره خود ندا بکرنا بچما از رو مهشتا ما بننگان داوی بگوارتا کدورتا دجمتا دستان کبکان دا چطا جان داوی ایوار پولاییه Mazetia me kroše de dogova per garia Terio peche me postere hokmo so jion o koto gistvasio Ma go asia me ro anenge khare ne ko tro vot khne Achim kmar de me men terve buteni a Got gahara kolor die Amshim go tel ke bedend gondia Tela da beşen pe khongon ubra liz mire du khatiya da ta mazrume ge olmene bedir enkece ev efendi ya ma bondi gence karma bu maşet nu khaydan va ke gece magiş kaliyo Mazlum Doğan Elazığ'da 1955 yılında Mazgirt'te doğdu. PKK üyesiyim. Hacettepe Üniversitesi'nin bölümü 2. sınıftan ayrıldım. Amacımız Marksist Leninist ülkeler doğrultusunda bir devlet kurmak. Of! Tepkiler alıntı peştik. Ama o da var tibine, var tibine ile susamışak, ile susamışak, ile susamışak. Bu iyi asker var ya, bakmış orada buzdolabı var. Böyle açtı, bir bardak içti, bir bardak da doldurdu, bana getiriyor. Ben böyle baktım yine mazlume veriyor. Ya bir bana verirse ben nasıl bu suyu içeyim? Mazlum da su almış. Dedi ki işaret edin, sen hiç onu da getiriyorum dedi. Roma koyuk, her de beni dernek ya bir çık. Mazlumun şehadetine kadar fiilen birçoğumuz teslim olmuştuk. Yani teslim olmuşuz derken kurallara uyma anlamında. Ancak kendi içimizde mesela en yasak olan şeylerden biri komünel yaşamdı. Sosyal ilişkiyi bitirme anlamında uygulanan bir şeydi. Biz bunları küçük küçük gruplar halinde gene o birliğimizi, yani kendi içimizde küçük şekillerde bile olsa o ideolojik anlamda, sosyal anlamda direnişimizi sürdürüyorduk. Fakat gerçekten nasıl bir tavır takınacağımızı bilmiyorduk. Biliyorsunuz ilk ölüm orucu, 80 Ocağı'nda olan ölüm orucu, ölüm orucunun nasıl yapılacağını bile arkadaşlar bilmiyordu. Yani biz Diyarbakır cezaevinde birçok şeyi deneyerek öğrendik. Ve biliyorsunuz ölüm orucuna girerken su bile içmediler ve 2-3 gün içerisinde arkadaşlar düşmeye başladı.
Yani ölüm orucu aşık grevi tecrübemiz yok. Cezaevindeki toplu böyle bir direniş geleneğimiz de yok. Onu deneye deneye ve birçok aşık. Ya hepimiz ölmek istiyorduk. Ama nasıl öleceğiz? PKK'liler direndi. PKK'liler direndi. Büyük çoğunluk ama diğer münferit olarak katılan insanlar vardır. Onlar da pek fazla haberin tik olarak katıldığını duyduk. Başka her hareketten başka insanların katıldığını duyduk ama hareket anlamında en büyük direnci PKK'liler gösterdi. Devlet yani sürekli işte vereceğim, yapacağım, olacak, düzelecek gibi şeylerle şeyleri geçiştirmeye çalışıyordu. Aynı işkencelerini yine devam ettirmeye çalışıyordu. Ama hiçbir zaman böyle bir şey yanaşmadı yani. Oradaki önder kadrolar, Kemal Pirler, Hayriler, Durmuşlar, diğer arkadaşlar, şehit olan arkadaşlar da bunun böyle olamayacağını ancak direnerek bu işi yıkabileceklerini düşündüler ve direnişi başlattılar. Ve direnişe bütün cezaevindeki olan bütün insanların büyük çoğunluğu hepsi destek verdi ve bu direniş başarıyla noktalandı. Oradaki zulüm şeyi yıkıldı yani. 81-84 arası o şey süreci belki ana davasının diğer davalarının işte mahkemeye gidip geldiklerinde ölüm oruçlarının düğümlerini işte cezaevinde koğuşlara yansıdı. Bu 84 ölüm orucu bizim koğuşta başlatıldı. 27. koğuş olarak biz başlattık. Bütün grupların şeyi alınarak direniş sürecini biz 5 Eylül'de başlattık. 14 Temmuz Kemal Pirler'in ölüm yıl dönümüydü. Biz bunu bile işte ancak bir ay sonra bir mahkeme grubu gidip geldiğinde duyabildik. Hatta daha o günün sabahında bile Esat Oktay Yıldırım merkezi hoparlör sisteminden konuşma yaptı. İşte yalan söylüyorlar. Bunlar açlık grevinde değiller. Ben kendi elimle tavuk götürdüm onlara gibi. Yalanla dolanla kandırıyorlardı. Seyran mangi nisane kurban çimki vade gulane vare biçin bo seyran kurban bo ev bağu gulzare. Ajanlaştırma, ihbarcı etmek, itirafçı etmek şeyi Hayri Gir'in ölümünden sonra ciddi anlamda kesildi. Ciddi anlamda bu onu kesti. Ben her zaman diyorum o cezaevi direnişi Kürtlerin ayağa kalkış kavgasıydı ve ayağa kalktı Kürtler. O cezaevinden sonra direnmeyi öğrendiler, ayağa kalkmayı öğrendiler. Başta PKK olmak üzere diğer gruplar, Özgürlük Yolu, Dedekade, Kava Rızgarı hepsi de birleşerek bu teslimiyete karşı koydular ve büyük direniş gösterdiler. İnsanlar kendi kendini yaktı, insanlar kendi kendini astı. Ölüm oruçlarında 60 günü uzayan günlerde direndiler ve en sonunda oradaki o teslimiyeti insanlar yıktılar. 83 Eylül'den bir hafta öncesinden mahkemeler aracılığıyla haberleşmeler zaten başlamış, işte falan gün eyleme başlayacağız diye. Ben o günü hayatım boyunca unutmayacağım. Çünkü o gün insanlık onurunu yeniden ayağa kaldırdık. Yani benim için deseniz yani doğum günün dünyada senin için en önemli gün 5 Eylül 1983. Çünkü o gün adeta bir Spartaküs gibi hepimiz zincirlerimizi kırdık. Öyle duvarlara tırmanıyorduk, demirlere tırmanıyorduk. Yani onların yapabileceği hiçbir şey yoktu. Artık ölüm falan bize vız geliyordu. Çünkü işkenceye baş kaldırmanın, onursuzluğa baş kaldırmanın tadını aldık ve o şeyi, zinciri kırdık o gün. Dörtlerin gecesi yani cezaevine bir motive verdi yani o teslim olmuş insanlar. Aslında insanlar ruhen teslim olmamıştı ama yani bedenleri teslim alınmıştı. Ruhlarında mutlaka direniş ruhu vardı. Ondan sonra zaten Kemal Pirler'in, Hayri Durmuş'un, Akif Yılmaz'ın, Ali Çiçek'in ölüm orucuyla birlikte daha da mücadele yükseldi, şiddetlendi. Ben Diyarbakır'a geldiğimde 84 direnişini yaşadım. 84 direnişinde insanların tekrar aynı faşist baskıyı, tekrar aynı zulümü, tekrar aynı işkenceyi yaşamamak için ölmeye hazır olduklarını yaşadım. 83'e doğru büyük bir patlama oldu. Yani cezaevinde büyük bir patlama oldu. 5 Eylül direnişi dediğimiz. Onda ben de vardım. Ben de 27 gün ölüm orucunda kaldım. O tabii bizim
zaferimiz de sonuçlandı. İçerideki bütün arkadaşlara aynı haklar dağıtılmak şekliyle. Sonra bir 5-6 aylık bir dönem tekrar bir iyileşme oldu. Ondan sonra tekrar bu tektip giydirmeler, ondan sonra bize yönelmeler. Orada yine 5-6 arkadaşımız şehit oldu. Hemen benim alt koğuşumda Necmettin Büyükkaya vardı. O yani ağır işkencelerle banyoda öldürüldü. En sonunda işte cezaevi belki sözü geçen tutukluları getirip ancak öyle bizi yatıştırabildiler. Ondan sonra bir takım sözler verdiler, bir takım iyileştirmeler yaptılar. Fakat Ocak 84'e geldiğimizde tekrar eski yöntemleri devreye koymaya başladılar. O arada koğuşları dağıttılar. İşte direnişe önderlik edebilecekleri tekrar hücrelere falan almaya başladılar. Ve 84 Ocağı'ndan itibaren yaklaşık 3-3,5 ay sürecek yeni bir direniş süreci başladı. Maalesef o süreçte de birçok arkadaşımızı kaybettik. Ölüm oruçları oldu, açlık grevleri oldu. Koğuşlar teker teker basıldı. Ve teker teker insanlar komandolar tarafından, yani cezaevi personeli dışında köpekler tarafından adeta parçalatırdık. Ama o direnişle sonuçta başarıya ulaştı. İnanılmaz bir şeydi. Bütün arkadaşlara görevler verildi. Hepsi pencereler kapalıydı, pencereleri açtık. Megafonlar yaptık. Cezaevi direnişini, ölüm orucunu cezaevine yansıttı. Megafonlarla, şeylerle bütün gruplar vardı. İnsanların dayak yedikçe birbirlerine sarıldıklarını ve yoldaşlarından fedakarlık gördükçe o yoldaşlarına, yani mitolojide hani kendi etiyle beslersin ya, tanrıları beslersin. Tanrıları besler gibi insanlar kendi canından, bedeninden, belki memelerinden süt gelmiş olsa o yoldaşlarının ağzına memelerini verecekler, o memelerinin emmesini sağlayacaklar. Bazen ben mesela işte arkadaşlarla da konuşurken, işte orayı bilmeyen insanlara bazı şeyleri anlatamıyoruz. Ya anlattığın zaman, ya bunları yaşadın, nasıl hayatta kaldın? Ama yalan söylüyorsun. Yüzümüze söylemese bile öyle düşüneceğinden eminim. Çünkü biz yaşadığımız halde orada bizim üzerimizde uygulanan işkence yöntemlerini acaba yaşadık mı diye kendimiz kuşkuyla bakıyoruz. Açıkça söyleyeyim, kahraman olduğumdan değil. Artık nefesim çıkmadığından dolayı ah diyemeyecek durumdaydım. Çünkü nefesim çıkmıyordu. Veremliyim. Dayak yediğim dayaktan dolayı ciğerimden simsiyah kan akıyor. Yani kara kan dedikleri bir şey vardır. Yani böyle bir baskı sonucunda oluşur yani. Ve doktor nezaret ediyor. O dayağa nezaret ediyor. Yani asker diyor, komutanım yeter mi? Biraz daha idare eder gibisinden. Doktor kontrolünde işkence yapılıyoruz. Yani tam bir Gestapo mantığı. 82'nin sonu, 83'ün başıydı sanırım, tahliye olduğunda 9-10 kişi bizi salıverdiler. Annemle amcam kapıda bekliyorlardı. Ben onları tanıdım ama onlar beni tanıyamadı. Ta ki yanlarına gidip ben onlara sarılana kadar beni tanıyamadılar. Dışarı çok daha kötüdür. Çünkü orada tek düşmanım var. Diyorsun ki ben burada onurumla çıkmalıyım. Dayanmaya çalışıyorsun. Her türlü insanlık dışı uygulamada dayanmaya çalışıyorsun. Çünkü bakıyorsun 40 göz, 60 göz ya da bilmem kaç göz sana bakıyor. Bunlar hep sevgiyle bakıyor. Üzülerek bakıyorlar ki o kadınlar işte. Ama dışarıya çıktıktan sonra tabii hayatlarımızda devam ettik. Ben birkaç kişiyle görüştüğümde o içeri sıcaklığını yaşayamadım. 12 Eylül 1980 öncesi Kürt hareketinin nasıl farklı fraksiyonlara ayrılarak yanlış bir yol izlediğini, birlikte ne kadar bir güç doğduğunu cezaevinde yaşayarak öğrendik. Diyarbakır cezaevinde her saniye, her saat, gecesi gündüzü yok. Bir uğultu, bir insan çığlığı, sürekli çığlıklar, işkence sesleri her taraftan yükseliyor. Yani akıl hastanesi gibi bir yer. Her yerden sesler çıkıyor. Ve onun üzerine Hayri arkadaşın söylediği, bu insan çığlıklarını unutmayın, Kürsami yatlamlaşıyor. Herhalde hiçbir şey 35 yıl bu kadar yoğun hatırlanır mı? Düşünmüyorum yani işte, ama bunu hatırlıyorsun. Devrimcilerin, Kürtlerin, yurtseverlerin Diyarbakır cezaevindeki mücadelesiyle Kürdistan dağlarında yürüyen mücadele birbirini tamamladı. Bu mücadelenin birbiriyle etkileşimini 1980'li yıllarda cezaevinde yatmış insanlarla konuştuk. Çünkü cezaevinde öyle bir baskı vardı ki insanlarda hasiyet ve şeref kalmamış. İşte anana küfür ediyor, eşine küfür ediyor, her türlü insanlık dışı hareketleri sana yapıyor, emredersin diyorum.
Fakat o yıkıldı. O yıkıldı. Ben cezaevine çıktım, bir gün görüşmeye gitmişim, arkadaşlarım görüşmesine bir kadın geldi. Bir kavacı bir şeyin ismini unuttum. O diyordu biz bilmiyorduk, biz de insanmışız, insan hakları varmış, o cezaevinde direnen insanlar da. O yansıma dışarıya da yansıdı bu sefer. Dışarıda annelerimiz, şey insan haklarında olsun, diğer şeyler olsun, anneler de direnmeyi öğretti. Yaşlı insanlar direnmeyi öğretti. Diyarbakır cezaevinin en güzel yanı, yani olumlu anlamdaki en yanı, insanlara direnmeyi öğretmesiydi. Diyarbakır cezaevinde yaşananların normal, siyasal herhangi bir duruşu olmayan halkımızı çok etkilediği bir gerçek. Yani her tek tek bireylerden yola çıkarsak, yani onların akrabaları, eşi, dostu, arkadaşları, onlar vasıtasıyla oradaki şeylerden haberdar oldular ve devlete karşı bir muhalif duruş sergilemeye başlandı. 1984'ten sonra Diyarbakır cezaevinden çıkanlar hepsi aşağı yukarı dağa gitti. Yani bana göre bugünkü bu aşamada bu kadar o hareketin güçlenmesi aslında Diyarbakır cezaevidir. Ki başı başına hatta dağda bile zindan konferansına neden oldu yani. Bir Mehmet Hayri Durmuşların, Kemal Pir'in, Ali Çiçek'in, 12 yani şu anda onları yad etmek lazım. Temmuz ayı onların ölüm orucuna başlangıç dönemleri. Onları yıldızlar yoldaşları olsun. Yiğit devrimcilerdi. Ve her şeyden önce dostlardı. Aynı fraksiyonda, aynı yapıdan değildik ama İnsanca ilişkiler geliştirdik kendileriyle, dostça ilişkiler geliştirdik. Özellikle Mehmet Hayri Durmuş'la. Mazlum Doğan'ın kendi kendini hücrede asma süreci var. Benim orada olmadığım bir süreç. Mazlum'la mesela özellikle istihkamdan kaçış döneminde beraberdik. Ondan beraber işte bir sürgüne beraber gittik. Bir Nolya sürgüne gittik. Orada çocuk koğuşunda beraber kaldık. Mahpusta ama güzel anılarımız vardı. İnsanca paylaşmasını biliyorduk. Paylaşıyorduk. Orada yaşamı paylaştık. Koca bir yaşam paylaştık. Ve o yaşamı paylaşmış olduğumuz insanlar şu anda yoklar burada. Bu dünyada yoklar ama hep yaşayacaklar. Diyarbakır cezaevi bir eğitim yeriydi. O şeyden sonra yani 84 ölüm orucundan sonra 80'den önce 80 sonrası yani bir şeydi, o %100 etkiledi. Ulusal Kurtuluş Mücadelesi'nin önünü açtı yani. Orada bir sürü insanlar, cezaevi çıkışlar, bir sürü hepsi gerilla mücadelesine katıldı. Hepsi mücadeleyi yürüten yürüttü. Yürütmeyenler de zaten bıraktı, kenarlara çekildi. 84 sanırım Ağustos'taydı mücadele, silahlı mücadele başladığı zaman. Biz o zamana kadar bizi havalandırmaya çıkarmıyorlardı, iyi hatırlıyorum. 15 Ağustos sanırım hareket başladı. Birkaç gün sonra bizi havalandırmaya çıkardılar, şaşırmıştık zaten. Yani o aslında o silahlı mücadelenin etkisi, bence o başlatılması bize bile, cezaevine bile olumlu yansıdı yani. Bizi havalandırmaya çıkardılar artık yani. Çünkü havalandırmaya bile bizi çıkarmıyorlardı yani. Onun bile etkisi orada gözüktü. Sonra cezaevinde yer alan insanların büyük çoğunluğu hepsi gitti, kırsala gitti yani. Hepsi büyük çatışmalara katıldı, çoğu hayatını kaybetti. Ve ondan sonra bütün insanlara örnek oldular yani. Diyarbakır cezaevi Kürdistan küçük bir maketi. Teslimiyetiyle, yani o fiziki teslimiyet anlamında söylüyorum, direnişiyle bir maket. Ve bugün Kürdistan'a baktığımızda Diyarbakır'da kendini diri diri yakan insanların bir benzerinin Kürdistan'ın genelinde yaşandığını görüyoruz. Direnişçiliğin, o boyun eğmez, o kararlılığın bugün dağdaki gerilla mücadelesinde olsun, Rojava'da olsun, Kürdistan'ın her karşında bunu rahatlıkla görebiliyoruz. Mücadelenin başlamasıyla birlikte içeride bize çok önemli bir motivasyon yarattığını da biliyoruz. Yaşayarak öğrendik. Çünkü artık biz bu silahlı mücadeleyi bir nevi artık Kurban Bayramı, Şeker Bayramı yerine işte 15 Ağustos Bayramı şeklinde içeride giyinerek, tıraş olarak ve çeşitli etkinlikler yaparak kutluyorduk. Cezaevinden sonra uzun bir süre Urfa'da kaldım. İlk SHP'de olan arkadaşlar, ben de SHP'deydim ama benim kamu hizmetlerinden ömür boyu men cezam olduğu için partiye üye olamıyorduk biz.
Ama sonuçta İnsan Hakları Derneği'ni, SHP içerisindeki örgütlenmeyi, SHP'den HEP'e geçişleri örgütlenen arkadaşların ağırlığı %90'ı Diyarbakır cezaevinde yaşamış, o baskıları yaşamış olan arkadaşlardı. Bunların emekleri çok büyük. Diyarbakır cezaevi Kürdistan tarihinde çok özel bir yeri vardır. Kürt halkının direniş gereğinde çok özel bir yeri vardır. Bu devletin halka ne yapacağına dair, halka ne tip baskı uygulayacağına, devlet toplumun ilişkende bu devletin sorunu nereye kadar iletebileceğine dair, Kürtlerin ne kadar dost olduğuna veya düşman olduğuna dair, Kürt meselesi bugün çözemediyse neden çözemediğine dair Diyarbakır cezaevine bakmalıyız. Öğreticidir. Kürtler Diyarbakır okulunda devleti iyi tanıdılar. Bu sonuca vardık biz. Cezaevinde kaldığım 6 yıl benim ömrümün en mutlu 6 yılıdır diye tanımlıyorum. Yani hiç tasavvur edebiliyor musunuz? Cezaevinde bir insan yaşamının 40-50 yıllık yaşamının en mutlu 6 yıl diye tanımlayabilir mi? Benim için öyle. Çünkü dışarı çıktıktan sonraki yaşam ilişkilerine, çevre ilişkilerine, insan ilişkilerine, tahrip olmuş değerlere baktığımda biz orada gerçekten çok öznel, çok orijinal insani değerleri koruyormuşuz. Onlarla birlikte yaşıyormuşuz. Öyle bir dayanışma, öyle bir paylaşım. Birimizin eline iğne batsa, birimizin canı acısa, birimizin başı ağrısa hepimiz birden onun yanına koşuyorduk. Onun yaralarını tedavi edebilmek için, birimizin canı sıkılsa onun yüzünü güldürmek için hepimiz birden espriler, şaklabanlıklar yapardık. Cezaevi insan hakları müzesi olsun diye bir kampanya başlattık ve bunu da Tayyip Erdoğan'ın orayı bir yerde eğitim yeri, bir yerde iş merkezi yapma politikasına karşı, hatta yıkma politikasına karşı biz bunu geliştirdik. Sayın Gülten Kışan hakkında katkılarıyla, girişimiyle, duyarlılığıyla Sümer Park'ta bize müze koordinasyon merkezi açma imkanı tanıdılar. Cezaevinin bir benzerini, cezaevindeki belgeleri, dokümanları biz orada şu anda toparlıyoruz ve onu da 18 Mayıs'ta açtık. Kürtler Mehmet Hayri Durmuşlar'la beraber ölmeyi öğrendiler. Kürtler direnerek ölmeyi öğrendi. O güne kadar ölüyorlardı ama sürünerek ölüyorduk biz Kürtler. Biz Kürdistanlılar aptalca ölüyorduk. Ama Mehmet Hayriler, Kemal Pirlerle beraber bizler direnerek ölmeyi öğrendik. Namusluca ölmeyi öğrendik. Ölümün de bize insanca yaşamı getirdiğini öğrendik. Ve bence Diyarbakır 5.0 askeri cezaevi yaşamanın ve direnmenin kaynağıdır. Böyle o dönemde yurt dışına çıkmış olanlar, yani cezaevinde, yani herkesin gözü oradaydı. Yani bir şey bekliyorduk yani. Bizim elimiz kolumuz bağlıydı. Biz tutsaktık. Onların o 84'teki çıkışıyla bize de şevk geldi. Tabii cezaevi de orayı tetikledi. Yani zindan direnişi ben sanırım artık dışarıda alınan kongre kararlarıyla ülkede tekrar bir giriş yapmayı düşündüler. Bunlar birbirini karşılıklı etkiledi düşünüyorum. 14 Temmuz gibi, 18 Mayıs gibi, Ocak direniş gibi bu tip direnişlerde şu kararı almışız. Türkiye'nin her tarafında elimizdeki belgelerde kullanarak orayı yeniden hatırlatmak, orayı canlandırmak ve orada ölenleri Türkiye toplumunun da toprağa düşenler olarak değerlendirip şehitleri de ortaklaştıran bir yerden Kürtlerin ve Türklerin kardeşliği ve Kürtler Türkler arasında savaş nedeni ortaya çıkan yarılmanın bir şekilde tolere edilmesinin de mücadelesini biz komisyon olarak vermeye çalışıyoruz. Orada düşman bize hiçbir şekilde siz bu örgüttensiniz, bu siyasal düşüncedensiniz diye ayrım yapmadı. Ve ben inanıyorum o cezaevini yaşayan insanlar her zaman birlik taraftarı oldular. Ama maalesef onu, o acıyı belki yaşamayanlar veya onu duyumsamayanlar halen ayrılık, gayrılık, onları körükleme peşinde koştular. Ben şahsen o cezaevinin bize getireceği en büyük dersin birlik politikaları olduğunu düşünüyorum. Kürdistan'ı anlamak için Diyarbakır'ı, Diyarbakır'ı anlamak için de Kürdistan'ın tarihine bakmak lazım. Eğer bugün bizler meclise Kürt adı altında milletvekili gönderebiliyorsak, eğer bugün devleti yönetenler o günün yasaklısı olan Şivanperver'i Diyarbakır'a getirebiliyorlarsa ve eğer bugün devlet televizyonları Kuzey Irak demeyip de Irak Kürdistan bölgesi diyorlarsa ve bugün Barzani uluslararası planda Kürdistan kavramını uluslararası diplomasinin içerisine sokabiliyorsak Kürtlerin onurluca ölmesini öğrendikten sonraki sürece değerli bir şeydir bu.
Kenan Evren gitti, Tahsin Şahinkaya gitti. Yani bir bunların alt kadrolarına inilmedi yani. Yani ben istiyorum ki işte daha alt kademedeki subaylara, erlere kadar inilseydi, aransaydı. Yani arşivlerde var bunlar. Yani demokrat güçler de yani bu konuda bir şeyleri yok yani. Yani mesela askerlik şubesine gitseler o dönem, o dönem Diyarbakır'da askerlik yapan ya 82'ye bir tertip, 83'e bilmem kaç tertip. Bütün onların şeylerini yani deşifre etseler bence bir yüzleşme olmaz mı? Kesinlikle orası müze olmalı. Ve aynı şekilde korunarak müze olmalı. İşte bir takım dokümanlarla, orası hakkında yazılmış kitaplarla beslenerek bir yani canlı hafıza müzesi olmalı. Bir küçelamenin daha sonuna geldik. Gelecek küçelamelerde buluşmak dileğiyle.